Görüyor musunuz Namık Bey? Yine yok bu çocuk ortada. Vallahi ölümüm bunun elinden olacak. Pat diye düşüp öleceğim, bir hafta sonra bulacaklar cesedimi. Hiç otopsi falan yaptırmaya gerek yok. Katilim belli. Doğan. Sema Hanım lütfen çocuğun yanında. Aman o sizden benden daha hakim bu konulara. Sabahtan akşama kadar birbirlerini öldürüyorlar telefonda. Tamam biraz sakin olun Sema Hanım. Bakın ben Doğan'la konuştum. Yolda birazdan burada olacak. Aman yeter artık ver şunu dan akşama kadar. Alo, Doğan oğlum neredesin? Ulan iki gündür size geliyorum kız isteyeceğiz diye sen yoksun. Of, bugün Ceylan isteyecektik değil mi abi? Abi ben de diyorum bugün benim bir işim var, önemli bir işim var ama ne diyorum ya? Abi çok pardon, yoldayız zaten gelmek üzeriz, en kısa zamanda oradayım abi. Tamam. Dedim sana bak bir işim var diyorum, önemli bir işim var diyorum. İstemiyorum ya. İstemiyorum bu kızla evlenmeyi. Bunu anlamak niye bu kadar zor? Sana ne acaba Melike? Sana ne ya? Ne demek sana ne ya? Sen en yakın arkadaşımsın benim. Ayrıca ben Ceylan'ı da tanıyorum. Senin o kızla mutlu olmak gibi bir şansın yok. Bakıyorum da ismini de ezberlemişsin sonunda. Saptırma konuyu. Konu diye bir şey yok Melike. Ne demiştim ben sana daha önce? Ne? Sınırlarını ihlal etme. Bu kadar. Haberler pek iyi değil Nilüfer. Tamam. Bahsetmiştim ya. Bu çok kumar borcu yapmış. Borcunu ödeyebilmek için alacaklının istediği çok tehlikeli bir suçu işlemek üzere. Ya artık borçluları öldürmüyorlar. Böyle pis işlerinde kullanıyorlar. Ne suçu? Bilmiyoruz onu işleyince öğreneceğiz. Ama bir anlaşma yapmış onu öğrendim. Ben oğluma ne derim? Oğlumun babası mesela gitse katil olsa ne yapar bu çocuk? Sonra hayır bekle o çocuktan. Allah'ım ne yapacağım? Belasını versin. Oğlum olmasa gebersin gitsin ya da hapislerde çürüsün. Umurumda değil. Ne diyeceğim? Bak şurada Ceylan'ın arabasının arkasına park etmişti ben. Gördüm. Yavaş yavaş ne yapıyorsun? Melike! Aa bizimki Doğan! Eyvah! İyi misin? İyiyim, iyiyim sen? Şu öfke terapisi aldığın terapisten paranı geri iste. Belli ki işini iyi yapamıyor. Ha bu mu geldi şimdi aklına? Doğan, iyi misin yavrum, iyi misin evladım? İyiyim. Melike, kızım iyi misin? İyiyim, benim iş yok. He? Ya gitti araba! Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Araba var, araba var. Bizim arabada çizik yok, karşı taraf pert. Bilerek yaptın değil mi? Ya çok kötüsün sen Melike, çok kötüsün. Ya kaza yaptık işte be. Ne uzatıyorsun? Al, benimkini kullan, havan olur en azından. Allah Allah ya! Mahkemede hesaplaşacağız seninle. Baba, polisi arar mısın? Hemen arıyorum. (Gülüyor)
Sen iyi misin? Benimle evlenir misin Ceylan? Evlen benimle Ceylan. Yarın sabah erken işimiz var. İzleseydik. Ya bu dizi mi ya? Yürü hadi. Allah Allah. Hadi Melda abla, iyi geceler. İyi geceler Melda. Benim diziler biraz sıkıntılı da. Cevabı ayakta alsam olur mu? Tabii. Tabii ki seninle evlenirim Doğan. Evet, evet, evet. Ama bir şartım var. Şart mı? Melike ile bir daha asla görüşmeyeceksin. Onun avukatlığını falan bırakacaksın. Bu kadar. Aa, tabii canım, yani ben burada bak bütün şahitler de var. Söz veriyorum yani görüşmez. Yani... Bir saniye anne, bir saniye. O kızla evlenirsen bu kavga ettiğimiz 2 dakikayı mumla arayacaksın Doğancığım. Çünkü senin o müstakbel karın bizim 2 dakika bile görüşmemize müsaade etmeyecek. Anladım ben. Alacağım cevabı aldım Ceylan. Ne diyelim, kısmet değilmiş mi diyelim? Ne demek kısmet değilmiş diyelim? Daha şimdi evet dedim ya Doğan. Şöyle kısaca anlatayım Ceylan. Bir gün ben ilkokulda öğretmenim bana dedi ki Doğan burada oturacaksın. Hayır dedim, orada oturmayacağım. Gittim başka bir yere oturdum. Öğretmen de beni müdüre gönderdi. Müdür dedi ki dakika bir gol bir ne yapıyorsun oğlum? Ne yaptın da öğretmen de seni bana gönder dedi. Onun istediği yere oturmadım öğretmenim dedim. O da neden dedi. Neden oturayım ki öğretmenim dedim. İyi de öğretmeni üzmeseydin daha iyi olmaz mıydı dedi. Dedim bunun için üzülmesi saçma değil mi? Durdu. Ya haklısın Doğan ama yine de üzmesen güzel olur dedi. Ben dedim ki belki bu okulda bu yaptığım hareket için üzülmeyecek başka öğretmenler de vardır. O da durdu. Var dedi. Beni başka sınıfa gönderdi. Anlatabildim mi? İşte o müdür yaktı bizi. Ondan sonra bu çocuktan ayrı bekle. Yani? Yani 6 yaşından beri bana dayatılan saçma sapan şeylerden hiçbir zaman hoşlanmazdım ben Ceylan. Şimdi bana daha evlenmeden çevremde kimin olup kimin olmayacağı listesini veren biriyle evlenirsem... ...bu kocaman bütün hayatımı boşuna yaşamış olmaz mı? Ya ama ben eşin olarak hoşlanmadığım birisiyle görüşmeni istemiyor olamaz mıyım? Evlilik uyuştuğun şeyler üzerinden yapılır Ceylan. Uyuşmadığın şeyler üzerinden değil ki. Doğancığım, ben sadece o kızı hayatımızda istemiyorum. Hayatımız dediğin nasıl bir şey Ceylan senin? Senin uygun bulduğun şeyleri yapınca mı hayatımız bizim hayatımız oluyor? Aa, amma uzattın zaman. Tamam hadi hemen gidelim kızı isteyelim, nişan yapalım falan. Sonra bunları bol bol konuşursunuz. Bu dayım da anneannemin yanına nasıl sağ kaldı ya? Kadın da akıl, mantık sıfır. Algı desen o da 0'ın 6. Kızım. He. Niye çarptın arabayı? Kazar oldu baba. Kızım, bu kadar mesafeden o arabayı o hale getirmek pek kazara değil gibi. Ya sen park ediyorsun, park. Park ederken bir arabanın en fazla tamponu çizilir. Sen tamponu olduğu gibi aşağı indirmişsin. Başka neydi aklın? Ben biliyorum senin aklının nerede olduğunu. Doğan evleniyor diye canın sıkkın değil mi? Bilmem. Olabilir belki. Prenses. Bunu ona söylesin. Çok kızgın bana. İstesem de söyleyemem artık. Senin aklın karışık değil mi? Ben seni şöyle bir hikaye tatile yollayayım, ister misin? Şu Taner'i bir 5 parasız bırakayım.
Bundan sonra ayarlarız. Ne olacak şimdi bu arabanın bu hali? Bu rezaletin sorumluluğunu alacaklar herhalde. Öf ya. Baba ben çekemeyeceğim bu adamı artık. Yeter ya. Bir git neyse masrafı hallet şunu da kapansın bu konu uzamasın artık. Bırak tüm bir gece ciyaklasın, bağırsın. Yarın hallederim. Tamam. Bu işin bu hale geleceği belliydi. Ah Doğan. Ah. Ben Efe'yi almaya gidiyorum. Doğan. Şöyle oturup sakin sakin mi konuşabilir miyiz? Tamam sen git babanlara bak ben balkondayım konuşuruz. Gelirsin balkona. Gelir gelir tabii. Ben şöyle çok güzel bir frappe yaparım. Şimdi şöyle yapalım. Ben birazcık üzüm suyu alayım Valide Hanım. Ceylan da frappe sevmez. Onu da white chocolate mocha yap. Hadi bakalım. Oğlum, biz gitsek mi artık? Ya anne, olaylar tam zirve yapmışken gidilir mi ya? Hayır oğlum ya. Hayır, ne oldu? Bana olur söyleyeceğim, bir eve gidelim de anlatacağım ya, anlat anlat. Aa, Nilüfer Hanım. Gelin. Kaçırın olayları, skandallar, skandallar, skandallar. Ne? Skandal. Ha, sen benim gördüklerimi bir görsen, sen skandalı o zaman görürsün. Ne gördün be? Nasıl? Heh, geldi Sümüklü. Gel kızım, gel kapıyı açıyorum. Oturun güzel güzel. Hayır, hayır. Ben buradan girerim. Peki. İyi misin artık? İyiyim, iyiyim. Çanağı kırdı. İyi misin? Yok, iyiyim. Gel kapıdan gel, gel. Tamam. Gel. Kendini düştüğün zaman da böyle gülüyor musun Melike? Kendi düşen ağlamaz derler Doğancığım. Yani evet, gülüyorum tabii de. Ya bu kadar gerilmeyin ya. Ne olacak, görüşmeyiz. Olur biter. Ciddiye alma bu kadar. Sevdiğini kırma. Değmez. Konunun seninle alakası yok. Prensip meselesi. Zaten bundan sonra da görüşmeyeceğiz. O arabada ikimiz de ölebilirdik Melike. Akıl sağlığı bu durumda olan biriyle zaten görüşmek istemiyorum artık. Canım Doğancığım. Ben bu arabada 8 kez kaza yaptım. Öldürmüyor bu araba. Ya bu kadar gerilecek bir şey. Hayır, her şeyi geçtim. Sence ben senin hayatını tehlikeye atacak bir şey yapar mıyım? Gerçekten soruyorum. Yapar mıyım böyle bir şey? Peki tamam, uzatmayacağım. Haklısın. Hayatımı riske atmazsın. İnandım sana. Ama yine de düşen birine güldüğün için artık görüşmüyorum seninle. Aman çok üzüldüm ya. Çok üzüldüm. Gerçekten görüşemeyeceğiz artık. Konuşmayacağız diye çok üzüldüm. Şimdi gideceğim terastan atacağım kendimi hatta. Ceylan abla. Onların arasında dev bir şey var. Bence sen artık bir zorlama. Bir saldırı mı ya? Efe. İçeri çabuk. Laflara bak ya. Ay biz bir tane bulamıyoruz. Bu hem evli hem barklı bir de sevgili yapmış kendine. Kim be? Ya kim olacak? Nilüfer işte. Nilüfer gece gece saçmalama Nilüfer. Kimmiş sevgilisi? Bilmiyorum ama taş gibi bir adamdı. Skandal skandal. Vallahi Pelin, Pelin bir anlat. Bir anlat. Hiç gelme. Sana... Hayır, hiç gelme. Ya unuttun mu? Nerede kaldı Doğan abi? Meşhur ciğer dedin o kadar. Hah, iyi ciğerde lafın üstüne gelir. Gel, getir bunu. Gel abi, gel. Buyur Doğan abi. Bu ne oğlum? Biz ciğer istedik senden. Ya, ciğer yol Doğan abi ya. Onun yerine balık getirdim akşam akşam. İyi gider yani. Bak Rumen, bana bir daha sakın küçük sürprizler yapayım deme. Yoğuduysa, yoğudu de ya. Tamam abi. Şaşırtma beni, ben şaşırmak istemiyorum. Tamam abi, Allah aşkına. Bu niye gittin o kadar küçücük çocuk ya? Kaybol!
Afiyet olsun abi. Ki keyfimiz var. Bak Taner. Melike benim çocukluk arkadaşım. Artık müvekkilim de. Ona ihanet edemem. Hem sen Melike'nin kalbini böyle tekrar kazanamazsın. Bak huyuna git. Boşanmak istiyorsa boşan. Sıfırdan başla her şeye Taner. Yeniden kazanırsın kalbini o zaman. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum Taner de dinlemiyorsun beni be kardeşim. Tamam ya. Sen öyle diyorsan öyle olsun abi. Peki tamam. Ya tamam Taner ya. Peki abi bir şey soracağım. Sor Taner. Bu sizin ofisteki hani o kadın vardı ya nişanlın. Nişanlın olmayan. Hani o kadın bir şeyler söyledi abi ya. Melike ve senin hakkında bir şey ima etti. Hani yok be Taner. Abi bak Melike'ye karşı bir şey varsa. Yok. Bak ölümü öp söyle. Ya, yok Taner. Allah aşkına. Ya, abi Taner, kardeş oturuyoruz ya, burada Taner, ya. Taner aşk olsun be. Olsa söylemez miyim kardeşim? O Sezen'in niyeti bulanık. O yüzden ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Sen ne bakıyorsun ona ya? Aman be Taner. Sezen nişanlın. Aman Taner değil. Sezen benim nişanlım falan değil. Nişanlın kimdi? Sezen değil. Onu bilmen yeter. Ceylan. Maşallah hafızan da. Hafızama abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi sen? İyi. Balkondan atlamaya başlamışsın. Senden alıştım. Teşekkür ederim. Ne için? Daha mı olduğun için? Bir şey değil ya. Sonuçta ekstra bir şey yapmıyorum. Öylece var oldum. Bu kadar basit değil demişler. Öyle mi diyorsun? Tamam patron. Getireyim bir şeyler içecek misin? İyiyiz böyle oturalım işte. Yavaş oturalım. Ben Taner'den boşanınca çok zengin olacağız. Yani ikimiz de. Ben almam senin paranı. Neden? Bana para lazım değil ki. Sen işte mahkemeden soru alınca parayı öyle herkesten uzakta hayal ettiğin dünyayı kurarsın kendine işte. Bunu mu istiyorsun? Bunu yapmayacak mıydık zaten? Bunun için girmedik mi bu kadar aksiyona? Ne şimdi bu Melike? Yani böyle kendi dünyanda bir tiyatrolar yapıyorsun. Bir ana yoldan çıkıyorsun, başka bir yola giriyorsun, sonra tekrar ana yola giriyorsun. Ne bu ara gazelleri şimdi? Dikkatini çekmek istiyorumdur belki. Benim dikkatim yıllardır zaten senin üstünde Melik. Ben çekemiyorum. Sen bari çık dikkatimden. Dikkatimi geri istiyorum. Mutsuzum seninle böyle. Mutsuzum musun gerçekten? Evet. Bak. Üzüntüden ağlattım bu sefer. Üzüntüden değildir o. Üzüntüden olsa iki gözün iki çeşme alardım. Bak senin sağ gözünden geldi yaş. Mutluluktandır o. Hani mahkemeden sonra paraları almanın heyecanı. Melike. Mahkemeden sonra sen yoluna ben yoluma. Artık. Ben şimdi yatayım. Sen istersen otur burada. Bir şey istemedin emin misin? Işığı kapatsana ya girince.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.